Merhaba, bildiğiniz gibi geçen hafta Cuma günü İzmir'de büyük bir felaket yaşandı ve bu konuda kendimi konuşmam gerekiyor gibi hissettim ve bugün böyle bir video çekmek istedim. Birlikte sahile gideceğiz ve orada konuşmaya devam edelim. İsterseniz beni takip edin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dışarıdan bakınca Türkiye'ye böyle bazı yönlerden çok eksiklerini görüyoruz belki hani. Çok yargılıyorum bazen Avrupa ile kıyaslayıp ama bu hafta yaşanan olaydan sonra halkın gösterdiği tepki ve duyarlı hareketleri beni çok duygulandırdı. Şu an burada olsam da kalbim orada yani tüm ailem orada zaten ki çok şükür ailemden kimseye zarar gelmedi ama birçok insan çok zor durumda. Yani muazzam bir kültürümüz var. Yani bunu çok iyi anlamış olduk. Umarım mimari açıdan da eskiye dönüp böyle daha sağlam evler yapmaya devam edebiliriz. Biraz bu böyle ciddi konularda konuşmak istiyorum. Çünkü aslında YouTube'a başlamamın en büyük nedeni bu tarz büyük sorunlar, ölüm veya işte bunalımlarla nasıl başa çıkabiliyoruz vesaire. Bunlarla ilgili kendi deneyimlerimi paylaşma amacıyla aslında YouTube kanalını açmıştım. Yani kendimi hazır hissetmiyordum bu kadar ciddi bir konu konuşmaya ama belki de hani şu an en doğru zamandır diye düşünüp şu an konuşmaya karar verdim. Biraz gerginim, o yüzden yanlış bir şey söylersem özür diliyorum. Belki hikayem videosunu izlememiş olabilirsiniz. Hayatıma çok önem verdiğim, çok sevdiğim birisini kaybettim. Ve daha sonra kendimi bir şekilde Lizbon'da buldum ve kendimi meditasyon yaparken, insanlarla bu konuda konuşurken ve kendimi iyileştirirken buldum. Bu dışarıdan bakılınca çok anlaşılmayan bir durum. Belki büyük bir aileden geldiğim için sanırım. Çok fazla ölüm ve çok fazla doğumu birlikte yaşadım. Yani 6 yaşından beri kendimi cenazede insanları gözlemlerken hatırlıyorum. Ve kendimce herhalde o yaştan beri sürekli birisini kaybetmeye hazırlayan birisi olarak gördüm. Çok zor bir durum tabii ki de ama bence bu süreçte yani yakınlarını kaybeden veya işte acı çeken herkes için en önemli durum bence anlayış. Belli bir kültürümüz var, müthiş bir kültürümüz var hatta yani gerçekten İzmir'deki insanların şu an bu kadar kenetlenmiş, bu kadar birbirlerine yardımsever bir şekilde yaklaşmalarına aşırı gurur duyuyorum. Gerçekten kültürümüzün çok güzel yanları var. Yani ne Avrupa ile ne Amerika ile kıyaslarsanız hani gerçekten burada bulamayacağınız birçok şeyi kendi ilişkilerimizde bulabiliyoruz Türkiye'de. Ve bununla çok gurur duyuyorum. Ama mesela ölüm gibi bir konuda, böyle daha büyük konularda öyle kalıplarımız var ki bu insanları çok kırabiliyor diye düşünüyorum ve bu yüzden konuşmak istiyorum. Kendi deneyimimi aktarmak istiyorum. Öncelikle bence en zor durumlardan biri başkası ne der düşüncesiyle hareket etmek. Hele böyle bir acı bir dönemden geçerken çok daha zorlayıcı olabiliyor. Taziye kültürümüz çok güzel olsa bile hani en azından karşı tarafa alan vermeye yani ben şunu hatırlıyorum. Lizbon'a gelmiştim cenazeden 10 gün sonra. Ve bir arkadaşım arıyor. Beni ağlarken görüyor. Yani sesimi ağlamakla duyuyor ve gülmen lazım. Mesela hayat devam ediyor diye beni zorluyor. Yani zorluyor dediğim hani kesinlikle iyi niyetli ama diğer bir arkadaşıma tam tersi gülüyorken aradığında beste duygularını dışa aktarman lazım, ağlaman lazım diyor. Bunlar ne kadar iyi niyetli olsa bile ben bir süre sonra kendimi kaybetmeye başladım. Yani ağlasam da suçlu hissediyordum, gülsem de suçlu hissediyordum. Ve çok hassas bir şey bence. Yani en önemli şey acı çeken birisi için veya herhangi bir durum için
o kişinin alanına girmeden ben senin yanındayım demek ve çekilmek. Şöyle bir hikaye olmuştum Lisbon'da. Portekizce kursuna gidiyordum o süreçte. Ve bir tane Japon bir kız, hiç unutmuyorum, beni böyle ağlamaklı gördü derste. Ve bir kağıda kalp çizip önüme koydu. Ve geri çekildi. Yani bu herhalde, bu hareketi hayatım boyunca unutamayacağım gibi. Hani çok saçma gelebilir ama. Evet, sen kendi başın çaresine bakabilirsin biliyorum ama ben de yanındayım. Hani haberin olsun mesajı benim için aşırı değerliydi ve çok yardımcı oldu diyebilirim açıkçası. Hep vurguladığım bir şey sanırım. Her konuda birbirimize anlayışlı olduğumuz sürece, dinlediğimiz sürece büyük sıkıntıların çıkacağına çok inanmıyorum. Yani şu an böyle kriz anlarında insanlar çok sinirli yaklaşabiliyor. Ve bu sinirin nedenini de anlıyorum. Hani mesela burada insanlar acı çekiyor ve sosyal medyayı niye kullanıyorsun gibi. Yani mesela ben bir yıl boyunca belki sosyal medya kullanmadım veya bilmiyorum, hatırlamıyorum tam kaç ay kullanmadım ama belki hani bir şey paylaşasım geldi ama insanlar ne der düşüncesiyle durduysam eğer, ki büyük ihtimal öyle de olmuş olabilir. Bunda bir sorun var. Yani bunu oturup düşünmek zorundayız bence. Yani ben birisini kaybetmiş olabilirim. Hayatım çok kötüye gitmiş olabilir. Ama buna nasıl tepki vereceğim? Bununla nasıl yaşayacağım? Bu acıyla nasıl yüzleştim? Tamamen benim kendi sorumluluğumda. Yani bunu unutmayalım. Yani evet, elbette hepimiz her şey için, yani bu dünyada bir sürü kötü şey oluyor ve bir şekilde herkesin buna tepkisi çok farklı. Kimi yok sayıyor belki o acıyı, kimi başka bir şekilde tepki veriyor, kimi kendini o afet alanına atıyor ve herkese yardım ediyor. Ama herkesin kendince bir rolü oluyor bu durumda. En değerli şey bence birbirimize, yani zaten zor bir durumdayız. Zaten çok büyük bir felaket yaşadık ülkede. Bir de üstüne hani birbirimize nefret söylemleri yerine tam tersi kenetlenmemiz daha değerli gibi hissediyorum. Yani hiçbir şey gözüktüğü gibi olmuyor bence. Yani ben mesela Lisbon'a giderken kıyafet almam gerekiyordu yanıma. Yani her kıyafetimi aldım, yani hani o an hani elime gelen şeyi aldım. Yani şey diye de düşündüm. Acaba siyah mı koymam lazım yani sadece bavuluma? Hani yani o an hani ne yapacağımı bilemiyor insan. Yani ben mesela çok renkli giyinen bir insanım normalde. O dönemde hani yani bir şekilde birilerinden makyaj yapma veya işte renkli giyinme, ayıp olur, yanlış anlaşılır. Evet, bir yaz durumu zaten var. Zaten hani hayatımın ortasında bir durum var. Ve bunu bırakalım da hani kendimiz yaşayalım. Yani gerçekten bu ne renk giydiğinizle alakalı da. Yani kırmızı giyiniyorsanız çok mutlusunuz ve her şey çok yolunda demek değil. Yolunda da olabilir. Belki de siz bu şekilde bir acıyı atlatıyorsunuzdur. Belki yani benim için bu süreç çok farklı oldu çünkü bir süre don halindeydim bence. Yani duygularımı dondurmuş gibi bir durumdaydım. Ve sonra zamanla hala bile hani arada böyle dışa çık vurduğu oluyor ve ama kendimde herhalde en takdir ettiğim şey güçlü durmak vesaire değil ama yardım isteme gücü buldum. Yani baktım yapamıyorum, kendim başıma çaresine bakamıyorum. Psikoloğa gitme isteğinde bulunabildim aileme. Veya her önüme gelenle bunu rahatça konuşabildim ve tabulaştırmadım ve bana bu çok iyi geldi. Ama kimisine de belki susmak iyi gelir. Bunu bilemeyiz. Kimisi gider dans eder, hani böyle enerjisini atar. Kimisi tüm gün ağlar, o şekilde enerjisini atar. Çok hassas konular. Yani dilerim bir daha böyle bir şey yaşamayız. Ama dilerim herkesin hayatına da saygılı olmayı öğrenebiliriz artık. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok hassas bir konu olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Herkese başsağlığı diliyorum. Umarım bir daha böyle bir korku İzmir veya hiçbir şehir, hiçbir ülke yaşamaz. Tekrar herkese çok geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Böyle bir konuyu geçemedim çünkü şu an kalkıp Portekiz'le ilgili bir şey paylaşmak da istemedim. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya daha olumlu haberlerle, daha olumlu videolarla görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.
bir daha.